Türkiye'nin bugüne kadar yayımlanmış en etkili siyasi mizah gazetesi nedir diye sorsanız ben size Marco Paşa'yı gösteririm. 1946 ile 1949 yılları arasında yayımlanmış bir gazete. Aslında haftalık ama öyle her hafta yayımlanamıyor. Çünkü bazen daha matbaada, makinede dönerken, basılırken bile hakkında toplatma kararı çıkartılan, sık sık kapatılan, kapatıldıktan sonra yeni başka adlarla çıkan bir gazete. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin yazdığı ama hiçbir yazının altında imzanın olmadığı bir gazete. Neden? Çünkü gazeteyle ilgili bir soruşturma açıldığında önce tabii ki sorumlu yazı işleri müdürü çağrılıyor. Fakat sorumlu yazı işleri müdürü çağrılıyor. Diyelim ki gözaltına alınıyor ya da hapse atılıyor. Diğer iki kişi gazeteyi çıkarmaya devam edebilsinler diye yazıların altında imza yok. Sadece bu durumda sorumlu yazı işleri müdürü olmuş oluyor. Böyle zekice bir yöntem bulmuşlar. Bir gün basın savcısı karşısına alır Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali. Der ki, kardeşim sürekli memleketteki açlıktan, sefaletten bahsediyorsunuz. Amerikan üslerinden filan bahsediyorsunuz. Yani bu konulardan bahsetmeyin. Ben de sizi tutuklamak zorunda kalmayayım. Gazeteyi toplatmak zorunda kalmayayım. Mesela kardeşim hiç mi başka konu kalmadı memlekette? Yani memleketin üç tarafı denizlerle çevrili. Denizlerden bahsedin birazcık. Kırlardan, ovalardan, çiçeklerden, yaylalardan bahsedin ki ben de gazeteyi toplatmak zorunda kalmayayım diyor. Aslında bahsetmiş olduğu şey basın savcısının özellikle Sabahattin Ali'nin yazmış olduğu baş yazılar. Bir tanesini sizinle paylaşmak isterim. 25 Kasım 1946 tarihli Marco Paşa'nın daha ilk sayısındaki Sabahattin Ali'nin baş yazısını dinlediğinizde basın savcısının neyden bahsettiğini daha iyi anlayacaksınız. İstiklal adını taşıyor baş yazı. Evet, Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Kurulu'ndaki murahası, Ürdün'ün her bakımdan müstakil ve tam manasıyla hür olduğunu, hemen Birleşmiş Milletler Kurulu'na katılmasının gerektiğini ileri sürmüş. Bu murahas, Mustafa Kemal'in genç arkadaşlarından rahmetli Reşit Galip'in de kardeşidir. Ama bizim bildiğimize göre bundan 25 sene kadar önce Mustafa Kemal Ürdün şeklinde bir istiklal ve hürriyeti kabul etmediği için Türk milletinin başına geçip silaha sarılmıştı. Halbuki o zaman bize teklif edilen sulh şartları bugün Ürdün'ün elde ettiği istiklal şartlarından çok daha hafifti. Çünkü bizim bildiğimize göre müstakil bir memleketin toprakları üzerinde ister general olsun, ister teknisyen, ister üniforma giysin, ister sivil, ister yaya dolaysın, ister jip otomobiline binsin, yabancı bir devletin ordusuna mensup birlikler devamlı vazifeyle bulunamazlar. Bizim bildiğimize göre müstakil bir memleketin topraklarından bir karışı bile askeri maksatlarda kullanılmak için, yani üs olarak sulh zamanında yabancı bir devletin kara, deniz, hava kuvvetlerinin veya teknik personelinin emrine verilemez. Bizce müstakil bir memleketin başında bulunanlar oraya yabancılar tarafından değil, ister kral, ister cumhurbaşkanı olsun, o memleketin insanları veya o memleketin tarihi tarafından getirilirler. Halbuki gene bizim bildiğimize göre müstakil Ürdün'de nüfusunun yarısı kadar sayıda yabancı işgal ordusu vardır. Bu müstakil memleketin kendi ordusunun, jandarmasının, polisinin masrafları yabancı bir devlet tarafından ödenir. Bu müstakil devletin toprakları, yabancı bir devletin kışlaları, askeri hava meydanlarıyla kaplıdır. Bu müstakil memleketin başındaki adam yabancı bir devlet tarafından kral ilan edilmiştir. Acaba Mustafa Kemal'in memleketinde bu kadar kısa zamanda istiklal anlayışı bu kadar kökten değişmeler mi gösterdi? Acaba bu memlekette Ürdün'dekine benzeyen bir istiklali soğukkanlılıkla karşılayacak olan kimseler mi türedi? 18 milyon insan Ürdün gibi müstakil olmamak için gene silaha sarılmaya her an hazırdır. Bu milletin emperyalistler elinde bir kere daha oyuncak olmaya hiç niyeti yoktur. Aksini düşünenler damat Ferit'in hüsranına uğramaya mahkumdurlar, diyor baş yazısında Sabahattin Ali. Basın savcısı ne diyordu? Kardeşim memlekette başka konu mu kalmadı? Mesela diyordu, meyvelerden, sebzelerden söz edin ki ben de sizi tutuklamak zorunda kalmayayım diyordu. Bırakın artık şu memleketin açlığı, sefaleti, Amerika üstlerini diyordu. İşte bu baş yazıdan anladınız mı? Peki.
Bizimkiler ne yaptılar? Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali bir sayı çıkarttılar bundan sonra. Dediler ki Marco Paşa'nın fevkalade hıyarı sayısı. Madem ki dediler artık biz ciddi konulardan bahsetmeyeceğiz. Memleketteki meyvelerden, sebzelerden bahsedeceğiz. O halde ilk olarak hıyardan bahsetmek istedik. Ve bu sayımızda memlekette ne kadar hıyar varsa hepsini anlatıyoruz dediler. Düştükleri noktada. Şimdi size bir ismi soracağım. Hicabi Dinç. Kimdi diye sorduğumda bugüne kadarki konferanslarımda bu soruma yanıt veren çıkmadım. Hiç kimse hatırlamıyor, hiç kimse bilmiyor. Hicabi Dinç. Hicabi Dinç işte bu Marco Paşa gazetesini sık sık toplatan, Rıfat Ilgaz'ları, Aziz Nesin'leri, Sabahattin Ali'leri sık sık içeri atan basın savcısıydı. Ne oldu? Şu an bu üç ismi biz hem hatırlıyor hem saygıyla anıyoruz ama Hicabi Dinç'i, o basın savcısını unuttu gitti. Neden biliyor musunuz? Memleketteki aydınlarla, memlekete aydınlık bir gelecek getirmek üzere yazan, çizen, kafa yoran devrimcilerle uğraşan savcıların sonu Hicabi Dinç olacak. Yani gidecekleri yer çok belli. Tarihin çöp.